Kimi zaman şöhreti kaldıramamaktan, kimi zaman ağır sakatlık yaşamaktan veya yaşın ilerlemesiyle bazı futbolcularda inanılmaz kariyer düşüşleri görünür. Peki kariyeri en hızlı düşüşe geçen en iyi 11'de kimler yer alıyor? Gelin yakından bakalım. 11'e geçmeden günün sorusu ekranda. En hızlı kariyer düşüşü yaşayan futbolcu sizce kimdir? Yapacağımız 11, 3-5-2 sisteminde. Kalede tanıdığımız bir isim var. Karius. Liverpool'da 2018 yılında rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Karius, o dönemlerde gelecek vadeden ve Liverpool'un zamanla as file bekçisi olacağı söylenen bir isimdi. Ancak yaptığı hatalar, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hata, onun Liverpool'daki yerini sarsıntıya uğratmış ve taraftar gönderilmesini istemişti. Klopp ise onu satmak yerine onu kiralayarak Liverpool'a yeniden dönme şansı verdi. Ancak Beşiktaş'ta kiralık geçirdiği 2 sezonda hiçbir işe yaramayan Karius, Beşiktaş'ta da UEFA'da davalık olarak ayrıldı. Beşiktaş'ta 2 sezonda çıktığı 55 maçta 68 gol yedi. Şu an yeniden Liverpool'a dönecek olan Karius, kulübün verdiği şansı Beşiktaş'ta iyi değerlendiremediği için Liverpool'da tutunamayacaktır. Liverpool ise onu satacak bir kulüp arıyor. Bakalım bulabilecek mi? Defanstaki ilk isim Cointreau. Cointreau 2011 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 30 milyon euro karşılığında alınmıştı. Geldiği ilk dönemler performansını yükseltmeye ve üstüne koymaya devam eden oyuncu, daha sonra Carvajal'e yerini kaptırmış ve ondan sonra futboluyla olan bağını iyice koparmıştır. Monaco, Sporting Lisbon gibi takımlarda da kendine verilen şansı değerlendiremeyince iyice bozulmuş ve zaten disiplinsiz bir hayata sahip olduğu için kendini toparlayamamıştır. Son olarak kulüpsüz kalmıştı. Futbolu bıraktığı düşünülüyor ve daha 32 yaşına yeni basmış durumda. Defanstaki bir diğer isim ise yine tanıdığımız bir isim. Adil Rami. Özellikle 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın şampiyon olmasındaki en önemli isimlerden olan Rami, Fransa ile olan Dünya Kupası'ndan sonra takımı Marsilya'da kulübün şartlarına, antrenmanlarına uymadan yarışma programlarına katılması ve disiplinsiz hareketleriyle gündem olmuştu. Marsilya'dan sonra geldiği Fenerbahçe'de yeniden kendini toparlayacağı düşünülen Rami, Fenerbahçe'de de üstüne koyamamış ve kötü performansını sürdürmüştü ve Fenerbahçe ile de yollarını ayırmıştı. Defanstaki son isim Rojo. Rojo 2014'te 20 milyon avroya katıldığı Manchester United'da her zaman patlama yapması beklenen bir isim olarak takımda tutuldu. Ancak bir türlü beklenen patlamayı sağlayamadı. 2020'de ise ülkesi takımı Arjantin'de Estudiantes'e kiralandı. Rojo'yu aslında Premier Lig'de birçok kulüpte istemişti. Ancak o ülkesini tercih etti. Yani kariyerini bir nevi kendi elleriyle Avrupa'nın dışına taşıdı. Kiralıktan yeniden döndüğünde ise ne yapacağı merak ediliyor. Ama şu anda 30 yaşına basmış durumda ve artık Manchester United ondan umudunu kesmiş durumda. Son zamanlarda kumarhanelerde de fotoğrafları çıkmaya başladı Rojo'nun. Orta sahadaki ilk isim Samin Nasri. Futbol piyasasına çıktığından beri geleceğin en iyilerinden gösteriliyordu. Bir nevi zamanla en iyiler dönemine de Manchester City'de yaşadı kendisi. Ancak bu pek sürmedi. Zamanla paranın sarhoşluğu ile futbolunu bocalayan Nasri, Pep Guardiola tarafından verilen şansları da değerlendiremeyince önce Sevilla'ya kiralanmış, sonra Antalyaspor'a satılmıştır. Bunu Pep Guardiola özellikle istemişti. O dönemde Antalya'yı ise para için tercih ettiği konuşulan Nasri, yarım dönem oynadığı Antalyaspor'da oynadığı futboldan çok yaşattığı krizler ve olaylarla gündeme gelmiştir. Antalyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra 1 yıl doping cezası almış ve futboldan men yemiştir. Ama men cezası bitince yeteneği sayesinde her kulüp onu istemeye devam etmiş ve West Ham ile Premier Lig'de yeniden kendine şans bulmuş ama bunu yine değerlendirememiştir. Şu anda Anderlecht'te oynamakta ve koskoca sezonda 7 maça çıkmış durumda. Bitmiş bir isim denilebilir artık. Kendi kendini bitirdi. Orta sahadaki diğer ismimiz Ben Arfa. Premier Lig'de sarsıntılı Newcastle kariyerinden sonra futbola başladığı lig olan Fransa'ya dönen Arfa, Fransa'da Nizza kulübünde gösterdiği performans sonrası 2016 yılında Barcelona gibi kulüplerle adı anılmış ve Paris Saint-Germain'e transfer olmayı tercih etmiştir. Paris Saint-Germain'de geçirdiği 2 yılda kalabalık Paris Saint-Germain kadrosunda kendine yer bulamayan Arfa, 11'e girmek için de pek fazla çaba sarf etmemiştir. Adı dönem dönem Fenerbahçe ile de sık sık anılan Arfa, Paris Saint-Germain'den sonra Fransa'da yine Rennes kulübünde oynamış. Ancak Paris Saint-Germain'de düşüşe geçen futbolcu burada da etki gösterememiştir. Şu anda La Liga'da Real Valladolid takımında 2 kez forma şansı yakalayabilmiştir. Artık forma şansı bile zor buluyor. Paris Saint-Germain tercihi ve tembelliği onu bitirdi diyebiliriz. Orta sahadaki son ismimiz sol kanatta da oynayabilen Arda Turan. Arda Galatasaray'da gösterdiği üstün başarılı futbol sonrası Avrupa'da Atletico Madrid'in yolunu tutmuş ve Atletico Madrid ile Ronaldo'lu, Real Madrid ve Messi'li Barcelona'yı geride bırakarak şampiyonluk yaşamıştır.
Atletico Madrid'in o dönem en önemli oyuncusu olan Arda Turan 4 yıl görev yaptı Atletico Madrid'den. Barcelona'dan teklif alınca ayrılmıştır. 35 milyon avroya Barcelona'ya transfer olan Arda, Barcelona'da da ilk dönem iyi performansını sürdürmüş. Ancak daha sonra yaşadığı sakatlık ve milli takım olayları derken iyice gözden düşmüştür ve Başakşehir'e kiralanmıştır. Başakşehir'de bir türlü eski günlerine dönemeyen Arda, adam denilirken ağza alınmayacak laflarla anılmaya başlamıştı ve son olarak Barcelona'ya bu dönem geri döndü ama kadroya alınmadı. Barcelona ile sözleşmesi bitince ne yapacağı ise merak ediliyor. Sağ kanatta Gareth Bale yer alıyor. Tottenham'dan 2013 yılında 100 milyon avroya transfer edilen Bale, Ronaldo ayrılana kadar 2018 yılına kadar üstün bir performans göstermiştir. Ronaldo ayrıldıktan sonra daha da ön plana çıkacağı düşünülen Galler'li oyuncu, sakatlık gibi sorunlarla karşılaşmış ve iyice performansı düşüşe geçmiştir. Daha sonra Zidane ile atıştığı iddiaları ve Real Madrid ile ilgili yaptığı sert açıklamalardan sonra taraftarlar tarafından ıslıklanması derken Bale iyice ortadan yok olmuş durumda. Rotasyon oyuncusu olarak şu an kullanılan Bale, futboldan çok kendini golfe vermiş durumda ve golfü daha çok oynayabilmek için Amerika'ya transfer olmayı bile düşünüyor. Sol kanatta Rodriguez yer alıyor. Real Madrid altyapısından çıkan ve yeni Ronaldo olarak gösterilen Rodriguez, forma bulduğu dönemlerde Real Madrid'de kendini göstermiş ancak sürekli 11 oyuncusu olarak bir türlü kendine şans bulamamıştır. Bundan dolayı 2016'da 25 milyon avroya Paris Saint-Germain'e transfer olmuştur. Ancak Paris Saint-Germain'de Di Maria gibi futbolcuların gerisinde kalan Rodriguez, 2017'den beri Paris Saint-Germain tarafından 4 tane kulübe kiralanmış durumda ve o gittiği 4 kulüpte de kendini gösteremedi ve Real Madrid günlerine asla dönemedi. Keşke Real Madrid'de kalsaydım diyebilir kendi kendine. Forvet'teki ilk isim Balotelli. Futbola Inter'de başlayan ve henüz 19 yaşındayken 30 milyon avroya Manchester City'ye transfer edilen İtalyan futbolcu, Manchester City'deki performansından dolayı değil de yaptığı disiplinsiz davranışlardan dolayı tutunamadı ve yerine Agüero tercih edildi ve Milan'a gönderildi. Daha sonra Milan'da yeniden parlayan Balotelli, bu sefer diğer İngiliz kulübü Liverpool tarafından transfer edildi. Ancak Liverpool'da da adam akıllı şans bile bulamadı. Daha sonra Fransa'da önce Nizza sonra Marsilya kulübünde yeniden parlayan Balotelli, Serie A dışında iyi teklifler almasına rağmen yeniden İtalya'ya intikam almaya geldiğini ve Brescia'ya döneceğini söyledi. Ancak Brescia'da da yeniden olaylar çıkardı ve 19 maçta 5 gol atarak yeniden eski formsuz günlerine döndü. Şu anda Brescia'dan ayrılmayı düşünmekte ve artık 29 yaşında. Disiplinsizliğin kitabını yazmış bir isim futbol anlamında. 11'deki son isim Alexis Sanchez. Barcelona'da 2011 ve 2014 yılları arası istediği forma şanslarını bulamayan ve kendini gösteremeyen Sanchez, Arsenal'e transfer olmuş ve orada istediği patlamayı gerçekleştirmişti. Arsenal'de 166 maçta 80 gol atıp 45 asist yaparak inanılmaz bir başarıya imza attıktan sonra Manchester United'a beklenmedik bir şekilde transfer olmuştu. Ancak United'da işler istediği gibi gitmedi. Çok sık sakatlandı ve yaşadığı olumsuz durumlardan dolayı kadro dışı bile kaldı. Son olarak Inter'e kiralık olarak gönderildi. Ancak Inter'de de sakatlık yakasını bırakmadı. Bundan dolayı adam akıllı bir performans gösteremedi. Ve Sanchez, Arsenal günlerini kesinlikle özlüyor gibi. Yeniden Manchester United'a dönecek. Bakalım Manchester United'a döndüğünde Manchester United'da kalabilecek mi? 11'imiz böyleydi. Gerçekten bu futbolcular harika futbolculardı. Ama kendi kendilerini bitirdiler diyebiliriz. Keşke böyle olmasaydı.